Selamlar gençler. Hepinizi şu an elimde tutuyormuşum gibi hissediyorum. Face Cam'i elime aldım. Bu arada saçlarım ıslak olduğu için toplayamadım falan. Yani inanılmaz yakışıksızım. Çünkü duştan yeni çıktım. Sizin karşınıza duş almadan böyle prenses olarak suçlanmadan gelmiyorum biliyorsunuz ki. Şimdi dur, sesimi iyi almanız için ben birazcık daha şunu şöyle yapayım en azından şimdilik. Bu ne? Bu ekipman vlogu. Bunu bayağıdır istiyordunuz. Ekipman ve bilgisayarını falan gösteren bir vlog yapar mısın abi diye. Yani nerede yayın yaptığımı merak ediyorsunuz. Yani oda vlogu değil. Oda çünkü pek vloglanacak bir oda değil. O yüzden anlatabileceğim çok bir şey yok. Ve dağınık. O yüzden oda vlogunu ayrı belki işte setup iyice geliştirirsek falan yaparım. Şimdi ekipman vlogu. Ekipman vlogunu bir yandan aslında çekmem lazım. Çünkü hani e-spor dalında vesaire CS'de de biliyorsunuz ki ekipmanlar da önemli. Hani ne kullanıyorum, niye kullanıyorum illaki merak ediyorsunuzdur. O yüzden bundan bahsetmem lazım diye düşünüyordum. Vakti geldi. Şimdiki. Ne yapak? Tamam, ben kalkıyorum ayağa. Ben size kalkıp şuradan şöyle setup'ı göstereceğim. Burası pencere. O da böyle bir yer. Şu masa çok dağınık. Bu arada şu size bir spoiler olsun abi. Şu size... Ha dur, sesim az gidiyormuş demin galiba. Şu size bir spoiler olsun. Artık yaptığımız projeyle alakalı olarak da size söylediğim işte sizin için bir şey ayarlıyorum diye. Valla zamanla bekleyelim. Dediğim gibi neyse. Şimdi oradan siz gerektiğinizi alırsınız. Önce mikrofondan başlayayım. Samsung Meteor kullanıyorum gençler. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Aldığım zamanı vesaire. Yine yayınlardan para toplayıp bir şekilde almıştık. Şöyle bir pop filtrim var. Şu an hani kullanmıyorum. Kullanacağım zaman normalde o istasyonda böyle dik bir şekilde duramadığı için burada normalde durması lazım ama bunun tutma yerinde mi bir sıkıntı var bilmiyorum. Zaten istasyonu da çok dandik. Şu kısmı işte istasyon deniyor diyeyim yani ya da denmiyor da olabilir ama ben öyle diyorum. Neyse. Burada durması gerekirken tabi tutamadığı için normal şartlarda buraya kadar falan gelebiliyor. Ben onu tutsun diye şurada gördüğünüz bir tane toka var, bak ucunda asıl şurada. Tokayla buraya tutturuyorum normal şartlarda pop filter'ı kullanacağım zaman. Şimdi bu benim ikinci ekranım. İkinci ekran BenQ. Modeli de şuymuş, FP71G+. Bayağı eski bir model. Yani şöyle, ikinci ekran konusunda şöyle bir hikayesi var ikinci ekranın. Bunu bana benim ikinci ekranım yok ve chatli telefondan takip ediyorum diye yayınlar ilk başladığım zamanlarda bir tane Efe Karabulut diye izleyicim göndermişti sağ olsun. Bayağı adam bana dedi ki abi dedi senin ikinci ekranın yok ben sana gönderiyorum kargo ile dedi ve bastı kargoya gönderdi adam. Böyle dünya tatlısı bir insandı. O yüzden hani şu ekranın yeri bende bir başkadır, olayı da bir başkadır sağ olsun. Şimdiki birinci ekranımız Samsung. Biraz daha büyük çene bir ekran. Şu an kamerayı çok da uzaklaştıramadığımı fark ettim. Şöyle göstereyim anlarsınız zaten hani boyutu. Şimdi 21 inçlik bir sanıyorum ki 21 ya da 23 mü 21 21 olması lazım. 21 inçlik bir ekranımız var Samsung. 75 Hz bir monitör. O yüzden benim çok fazla işimi görmüyor açıkçası. Bunu ikinci ekran yapıp buraya bir tane 144 Hz almam lazım mükemmel setup'ı oluştururken ekran konusunda. Şimdi burada gördüğünüz kulaklık. Kulaklık zaten biliyorsunuz. Hani kasa açılımı yine ta YouTube'da yapmıştım. İlk yayından kazandığım parayla aldım muhabbeti. J430 var bende. Memnunum ama gördüğünüz gibi eskimeye falan başladı ve eskisi gibi ses vermiyor zaten artık. Ses kasma konusunda bayağı büyük sıkıntılar var. Şimdi bendeki ekipmanları gösterdikten sonra neden bunlar var? Siz alacak olsanız nasıl şeyler almalısınız onları da geçeceğim çok hızlı. Fazla uzatmadan. Şimdi klavye. Zaten biliyorsunuz yine aynı şekilde YouTube'da açılışını yaptık kasanın, şeyin kutusunun. Chroma Black Widow. Yani şöyle hotkeyleriyle falan da renklerle bıcır bıcır oynayabiliyorsunuz falan filan. Yani güzel bir klavye açıkçası. Hani memnunum klavyeden. Yani klavyeden zaten çok büyük bir beklentiniz de olmuyor açıkçası. Yani makro tuşları bilmem ne olur. Hani Tournament Edition alırsın bu kısmı olmaz falan. Hani ne olabilir yani klavye sonuçta. O yüzden çok büyük bir beklentiye de girmemek lazım klavyede. Yani hani ama ekipmanlarımda herhalde en mutlu olduğum şeyler yani klavye ve şeydir. Mikrofondur. Tabi vurmayayım ona size geliyor ses. Mouse. Mouse'u da çok yakın zamanda gördüğünüz için çok fazla üzerinde durmayacağım. Razer Tournament Edition, Mamba. Gayet tatlış bir mouse. Yani şöyle, mouse'dan açıkçası beklediğim şeyi alamıyorum, performansı alamıyorum. Niye? Çünkü bazen oyunların içinde takılma yapıyor. Yani çevirmeye çalışıyorum ve duruyor orada. Yani hiç mouse'u kullanmıyormuşum gibi böyle 3-4 saniye boyunca aynı yere kilitlendiği olabiliyor nadiren. Öyle bir sıkıntısı var. Niye oluyor çözemedim. Acaba kablosunda bir temassızlık var bilmiyorum. Bir yerinde bir sıkıntı var ama bu mouse'un. Yani böyle olmaması lazımdı bunu. Zaten normal şartlarda yani CS'de e-spor bilmem ne falan derdine mouse olacaksanız zaten bu almanız gereken bir mouse değil. Yani SteelSeries Rival 300 bile bundan çok daha tatlış gelebilir size ki lazer mouse'ların kullanılması çok fazla tavsiye edilmez bu tarz durumlar için. Aklınızda bulunsun. Mousepad. Şöyle göstereyim. Dota 2 mousepad'i SteelSeries'in. Quick Plus XX Large olması lazım.
bayağı büyük çene zaten, şöyle gösterirsem bayağı kocaman olduğunu görebiliyorsunuz. Hani komple masayı kaplıyor neredeyse. Telefon, geç onu dur bir dakika. Kasamız şurada. Aşağıda sol altta kullanıyorum. Orası bu arada gerçekten kaos. Yani korkunç, korkunç bir yer orası. Allah, modem de orada. Yerde duruyor. Kasa. Kasa neydi lan? Kasayı kendim toplamıştım toplayacağım zamanlarda. Bayağı bir borca girip sonra yayınlardan böyle artık para biriktire ödediğimiz bir kasamız var. Kasamızın içerisinde içerik olarak 25-33-30 işlemci. Anakart Z68A GB. O yukarıda kutusu var, oradan kopya çektim. Z68AP D3'müş. Yani ne? Eski. Eski nesil anakartlardan. 8 GB RAM var, HyperX. Fury Blue'lardan almıştım. Onu da zaten aslında o da yeni bir RAM sayılır yani. Hani çünkü 4 GB RAM kullanıyordum kasanın içinde. 2x2 vardı Kingston'dan. Yani bayağı fakir işi RAM vardı yani. 6-7 ay önce kadar sanırım herhalde elime bir böyle işte toplu 150-200 lira falan geçince gidip bir şey almıştım. HyperX almıştım. Bayağı bir rahatlatmıştı kasayı. Ekran kartı en çok merak edeceğiniz şeylerden birisi. Büyük ihtimalle GTX 650 var. Yani ekran kartı aslında idare ediyor beni ama işlemci kesinlikle etmiyor. Tabi işlemci yükselttiğin zaman da ekran kartı bu sefer etmemeye başlayacak. Çünkü aynı performansı alamayacaksın. Bu sefer işlemcinin değil de ekran kartının yüzünden performansı kısılacak falan. O yüzden ikisinin de değişmesi lazım. Zaten yeni kasa planları da o yüzden yapılıyor. Başka burada anlatabileceğim bir ekipman vesaire bir şey yok ama bakın şöyle birinci ekranından size direkt şöyle yapabilirim. Amazon. Yani planımızdaki kasa şu. Şöyle göstereyim. 2TB'lik bir hard diskimiz var. i7-6800K gibi çok baba bir işlemcimiz var. EVGA 850 Watt'lık şeyimiz var. Power supply'ımız var. X99A MSI Gaming Pro Carbon şeyimiz, board'umuz, motherboard'umuz, anakartımız. GTX 1080'de ekran kartımız. Yani şu GTX ve şu işlemci zaten kasa fiyatının yarısından daha fazlasını oluşturuyor. Çünkü ikisi toplam zaten 1000 dolardan fazla yapıyor. Total sepetimiz şöyleyken 1500 dolar. Tabi buna tower eklemek lazım, RAM eklemek lazım. Aynı zamanda bir de sıvı soğutma eklemek lazım. Hani onlar da aşağıya zaten yedekledim. Ama yani asıl önemli kısım burası. Bunların fiyatı da bana şu ana kadar 1600 dolara mal oluyor. Benim elimde de şu an birikmiş 750-850 dolarımız falan var. Dolayısıyla yani bayağı bir gerideyim ve bunu işte şu an ayın 12'si, 25'ine kadar toplamış olmam lazım. En geç ki Kaan gelirken Almanya'dan getirebilsin bana. Kaan'a kilitleyeceğim. Kaan gelirken getirecek falan filan. Neyse. Böyle muhabbetler bunlar. Ekipman konusunda. Şimdi sizinle alakalı olarak siz alacak olsaydınız. Dur şuraya koyayım da ben rahat rahat tekrar kaydımı alayım ya. Tamam. Arka planda ne dağınıkmış ya. Şimdi siz alacak olsaydınız ne almanız lazım? Kulaklık J430 Band. Fiyat kalite olarak güzel bir kulaklık. İndirim dönemlerinde Black Friday'de vesaire gerçekten hani güzel fiyatları iniyor ama benim size tavsiyem Black Friday döneminde yakalayabiliyorsanız çok indirime giren, hani ben çok az para verip gerçekten güzel bir kulaklık almak istiyorum diyorsanız J930 Amazon'da Black Friday'de yani Kasım'ın 25'inde her sene başlayan indirimle 60 dolara kadar falan düşüyor. Yani bayağı 200 dolarlık bir kulaklık, kablosuz bir kulaklık, gayet güzel bir kulaklık. 60 dolara kadar düşüyor. Rahat bir kulaklık, mikrofon da fena değildir J930'un diğer Logitech kulaklıklara göre. Yani böyle 180-200 liraya hani Amazon'dan getirtebiliyorsunuz. Ben şu kulaklığı 250 liraya aldım ki 500 modeli falan yani 930. Ama derseniz ki ben daha profesyonel, daha çok böyle parayı kıyıp daha sağlam bir şey almak istiyorum diyorsanız benim de almak istediğim Sennheiser Game One ya da HyperX Cloud 2 benim size tavsiye edebileceğim şeylerden. Ekipman önceliğiniz şöyle olmalı. Önce mouse'unuz güzel olacak ki adam vurabilin. Ondan sonra kulaklığınız güzel olacak ki ses kasabilin. Sonra zaten klavye yani hani kullanabilin, mekanik olsun, rahat edebilin diye. Ama yani klavyeden önce yapabiliyorsanız bence gidip 144 Hz monitör almanız bile daha iyi. Ben tabii bunu birazcık daha e-spor, daha çok böyle competition, rekabet benim CS performansımı arttırsın ve daha iyi olayım dediğiniz ekipmanlar üzerine şu an bunlardan bahsediyorum. Klavye olarak da alabileceğiniz şeylerden birisidir Chroma Black Widow, Black Widow Chroma. Ama pahalı. Yani ne gerek var diyeceğim. Benim sadece Chroma takıntım olduğu için bu ikisini aldım. Yoksa dediğim gibi ben de bu mouse'u almazdım yani. Bundan çok daha iyi mouse'lar olduğunu biliyorum. Öyle yani mouse konusunda SteelSeries Rival 300 ve 500'ler. Rival 500 evet. 300 ve 500'ler güzeldir. 300-500 iyidir. Kullanabilirsiniz.
Başka ne tavsiye edebilirim? Şu Zobi mouse'lar baya güzel diyorlar. Hiç kullanmadım. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Stitches'leri kullandım. Bayağı da mutlu kullandım. Klavye olarak da dediğim gibi mekanik olduktan sonra çok fazla bir şeyi etkileyeceğini zannetmiyorum. Ama SteelSeries'den ben nefret ederim klavye konusunda. Logitech'ten de nefret ederim. O yüzden bana çok fazla bir seçenek kalmıyor diye Corsair Razer'dı ki Chroma'ya da bayılan bir insan olarak bunu almıştım. Ama yani diyorsanız ki benim para konusunda bir sıkıntım yok, bence alın. Gayet güzel. Yok işte switch'leri kötü, bu su şöyle falan. Hiçbir sıkıntısını görmedim abi. En ufak bir sıkıntısı görmedim. En ufak bir takılma vesaire, bir latency, işte ping gibi hiçbir şeyini görmedim klavyenin. Baba gibi bir klavye. Tavsiye ederim. Bir de yani hani diğer klavyelere oranla şöyle bir avantajı var. Yanında USB portu ve kulaklık girişi vesaire vesaire var falan hani klavyenin. Onları da kullanabilirsiniz. Bu kadar. Başka anlatabileceğim bir şey yok lan herhalde bu konuda. Seviyorum sizi. Ben de size şey çekerim. Ses sistemim yok bu arada. Ses sistemim vardı, bozuldu, iade ettim falan. Bir daha almakla uğraşmadım, çok para. Ben bir de size şey çekeceğim. Oyun ayarlarım benim nasıl? Hangi işte çözünürlükte, DPI'de bilmem ne de falan filan oynuyorum. Neden? Onlardan da bahsedeceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hayret. Geçeceğiz. Bay bay.